Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. 2018 yılının Temmuz ayında 7'si çocuk 25 can için zaman durdu. Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ise tam 6 sene boyunca adaletin tecelli etmesi için mücadele verdi. Yakınlarının ölümünden sorumlu olan kişilerin yargılanmasını ve gerektiği şekilde cezalandırılmalarını istedi. İstedikleri cezanın bilinçli taksir maddesine göre verilmesiydi. 2018 yılında başlayan dava 2024 yılında karara bağlandı. Son duruşma yine yoğun katılım nedeniyle Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Duruşma sonunda kararlar açıklandı. Dönemin TCD'de 1. Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCD'de 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl, 1. Bölge Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras 8 yıl 4 ay, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Bolat 13 yıl 9 ay, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya da 9 yıl 2'şer ay ceza aldı. Cezalar bilinçli taksir değil, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla verildi. Sanıklardan TCD'de üst yapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, hat bakım onarım memuru Celalettin Çabuk ve köprüler şefi Çetin Yıldırım'sa beraat etti. Bu karar önemli bir karar. Türkiye tarihinde belki de ilk kez kamu görevlilerinin aldıkları cezalar açısından ve Türkiye'deki sistematik cezasızlık perdesinin yırtılması açısından önemli bir karar. Karar sonrası aileler basın açıklaması yaptı. Yüreklerimize bir nebze su serpildi ama bu yetersiz dedi. Bundan sonra suç işleyenlerin, sorumluluğu olan herkesin cezalandırılarak bir takım katliamların önüne geçilmesini istiyoruz. Bu dava burada bitmez. Biz İsa Apaydın'ın peşindeyiz. Biz Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun'un peşindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de ailelerin yanındaydı. Kararı değerlendirdi. Mahkeme heyeti tarihe kendileri adına bir utanç değil, aslında hukuk için küçük ama Türkiye'deki mücadelelerin tümü için büyük bir adıma katkı sağladılar.